Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Doktorum TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Doktor Asena Paran bizimle. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Zaten siz alanınızda uzmansınız ama yine de izleyicilerimize kendinizi ve yaptığınız işi bir tanımlar mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar diliyorum ben de bu vesileyle. Ben doktora Sena Paran. Healer Stem Cell, şifacı kök hücre ismini verdiğimiz bir kök hücre terapi kliniğinin medikal direktörlüğünü yapıyorum. Hocalarımla birlikte kök hücre terapisi alanında çalışmalar yürütüyorum. Çok teşekkür ediyorum Asena Hanım. Alanınız otizmle ilgili değil mi? Yani tabii kök hücre oldukça geniş bir alana hitap ediyor terapiler açısından söylersek ama hastalarımızın %90'ının üzerindeki vakalarımız otizmli olduğunu söyleyebilirim, evet. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Ben de 11 yıl önce tanı alan bir çocuk annesiyim. Benim oğlum da 2 yaşlarında Asperger'di o zaman. Tabii yine otizm spektrumun içinde olduğu, hafif uçta olduğu söylenmişti. O zaman tıp fakültesinde öğrenciydim. Ne yapacağımı bilemedim. Çünkü ne olduğunu gerçekten bilmiyordum. Arayış içerisindeydim. Dolayısıyla benim gibi ailelerin neler hissedebildiğini çok iyi anlıyorum. Çok şükür oğlum artık spektrumun içinde değil. Ben bunları şöyle algılıyorum. Bu kuzuların, yani otizm spektrum bozukluğu dediğimiz sürecin içindeki kuzuların beyninde bir formüle yarışı var. Bu yarışta trafik çok hızlı, yani beyindeki ileti akışından bahsediyorum. İnanılmaz hızlı ve bütün beyin aktif halde, fakat belli bir kural yok. Trafik ışıkları yok. Trafik kablolar birbirine karışmış. Dolayısıyla bir düzen yok ve bu nedenle de çok fazla kazalar olabiliyor bu hıza yetişemediği için. Çocuk vücutları da çocuk olduğu için hep söylüyorum, vücutları beyinlerine yetişemiyor. Böyle ifade edebilirim. Peki kök hücre nedir Asena Hanım? Kök hücre aslında bizi biz yapan şey diyebiliriz. Şöyle bir kısaca bilgi tazelersek, anneden yumurta, babadan sperm birleşti. Anne rahminde zigot oluştu. Normalde bizi deniz anasından ayıran, yani çok hücreli bir varlıktan bizi insan olarak ayıran şey işte bu kök hücrelerin farklılaşma kapasitesi. Yani biz tek hücreden 2, 4, 6, 8 logaritmik artan hücre topluluğu yerine beyni olan, düşünen, organları olan, bir sistemler bütünü olan, bir mükemmel bir insan dönüşmemizi sağlayan şey kök hücreler. Kök hücreler ana hücreler denilebilir. Farklılaşma ve tamir kapasitesi yüksek hücre gruplarına biz kök hücre diyoruz. Peki kök hücrenin bizdeki etkisi, daha doğrusu tanı koyduğunuz hastalarınızdaki etkisi nedir? Şöyle söylemek lazım. Kök hücreler biz doğduktan sonra, hele yaşla gittikçe uyku fazına geçerler. Dormant faz diyoruz buna. Tabii bu konuda hocalarımızla da inşallah konuştuğumuzda bu detayı onlar da vereceklerdir. Dormant faz şu demek. Kısaca tabir şöyle anlatabilirim. Çocuk bir yerini çizdiğinde bir bebiş, hemen ertesi gün iyileştiğini görürüz. Hemen kapanır o çizik, yara, kesik. Ama Evet. yaş ilerledikçe iyileşme süreci yavaşlar. Bunun sebebi dormant fazda olan, yani uyku fazında olan kök hücrelerin tamire yetişmesinin gecikmesidir. Çünkü uyku fazına çok geçmeye başlarlar biz doğduktan sonra. Kök hücre terapisinden önce biz hücreleri aktifliyor, hocalarımızla birlikte aktifliyoruz. Yani uyandırıyoruz tabiri caizse. Ve ilgili rahatsızlığa göre, otizmde bu yine hem dolaşıma hem beyin omurilik sıvısına intratekal uygulamalar da yapabiliyoruz. Çocuğa vererek bu aktiflenmiş hücrelerin mevcut bulunan bu normal dışı trafiği düzeltmesini, sistemi düzene sokmasını bekliyoruz ki kök hücre bu alanda çalışmaya başlıyor. Aktiflenmiş kök hücreden bahsediyorum tabii. Peki bu kök hücre bahsediyoruz ki biz bunu dışarıda da duyuyoruz, internette de görüyoruz. Birçok alanda kullanıldığını da biliyoruz. Kök hücre gerçekten bu kadar etkili mi? Herkes aynaya baktığında bence kök hücrenin ne kadar etkili olduğunu görecektir. Çünkü bizi mükemmel yaratıklar haline getiren şeyler kök hücreler. Çünkü kök hücre sadece farklılaşmaya ve tamire odaklanan hücre grupları. Dolayısıyla kök hücre gerçekten kullanıldığı alanlara göre mucizevi etkiler oluşturabilen, yani insanın içindeki mucize denilebilir zaten. İnsan bir mucize. Kök hücre de onun içinde uykuda olan bir mucize. Dolayısıyla uygulama alanlarına göre gerçekten çok güzel, çok olumlu, yüz güldürücü sonuçlar elde etmek çok mümkün kök hücre terapisiyle. Asena Hanım, kök hücre hangi tedavi alanlarında ve hangi alanlarda kullanılıyor? Kök hücre terapisi günümüzde oldukça popüler. Daha çok kozmetik alanda kullanıldığını görüyoruz. İşte el gençleştirme, yüz gençleştirme, anti-aging protokolleri, saç ekimi sırasında saçın daha
kuvvetli tutması ve daha kuvvetli olması için saç ekim uygulamalarında başta olmak üzere kozmetik alanda kullanıldığına daha çok rastlıyoruz. Çünkü buradaki kullanım alanları daha kolay. Fakat ilerleyici nörolojik hastalıklarda, otizm spektrum bozukluğu gibi kronik ilerleyici bozukluklarda, serebral palsi, multiple skleroz, Alzheimer, Parkinson gibi kronik ilerleyici nörodejeneratif dediğimiz yani sinir sisteminin ilerleyici bozukluklarıyla giden rahatsızlıklarda da kök hücre günümüzde etkin ve başarılı bir şekilde uygulanmakta. Tabii ki eklem uygulamaları da oldukça popüler özellikle ülkemizde. Diz eklemleri başta olmak üzere hasarlanmış eklemlerde, kıkırdak kayıplarında, kıkırdak hasarlarında da yine bölgeye kök hücre enjeksiyonu yapılarak o bölgenin tamir ve yenilenmesine destek olabiliyor. Yani kök hücre kullanım alanı oldukça geniş olmakla birlikte başlangıç kozmetik, ilerleyici nörolojik hastalıklar ve eklem enjeksiyonları, eklem terapileri şeklinde kabaca sınıflandırmamız mümkün. Kuzularımız dediniz. Kuzularımızı yani otizmli yavrularımızı nasıl teşhis ederiz? Ya da otizm nedir? Nasıl bir tanı koyabilir aileler? Açıkçası bu konuda uzmanlarımız da var. Ben onların alanına girmek de istemem. Bu konuda haddimi aşmak istemem. Sadece bu konuda tecrübeli bir anne ve bu konuda eğitimlerini tamamlamış, yurt içi yurt dışından eğitimlerini de tamamlamış bir otizm danışmanlığı verebilecek bir hekim olarak söyleyebilirim bunu. Gerçekten otizm tanısı özellikle günümüzde çok geniş alanda değerlendirilebilen ama aynı zamanda çok da karışabilen bir şey. Çünkü uzun süre tablet, televizyona maruz kalan kuzularda da benzer ifadeler kullanılıyor. Ben hepsine kuzu diyorum. Bugüne kadar 18 yıldır kök hücre terapisi yapılıyor otizm spektrum bozukluğunda kuzularımıza. 3200'ün üzerinde vaka yapmış hocalarımız. Biz de beraber birkaç senedir yoğun vakalara giriyoruz. Ve hepsini severek böyle kuzular işte kara kuzu, sarı kuzu diye severek terapiye alıyoruz. Tabii ki bulunduğu ülkede, konuştuğu dildeki konuşma terapisti, çocuk ergen psikiyatrı, psikolog ya da çocuk doktorunun tanısı bizim için çok kıymetli. Ama son 2022 yılıydı zannediyorum. DSM-5 bizim mental kılavuz dediğimiz yani akıl ruh sağlığı hastalıkları ve bozuklukları kılavuzu bize şunu söylüyor artık. Tekrarlayan hareketler, konuşmama, konuşmada gerilik, kendi başına oynamayı seven çocuklar, iletişimleri bozuk olan çocuklar, sinirlendiğinde kendine zarar verme eğiliminde olan çocuklar, belli yiyeceklere özellikle takıntılı derecede bağlı olan ve başka yiyecekleri yemeyi reddeden çocuklar. Zaten aileler ya bu çocukları otizm spektrumun içine koyabiliyorlar. Şöyle bir durum var. Zaten bunun kesin bir tanısı yok. Bir MR bulgusu yok. Bir laboratuvar sonucumuz yok elimizde. Sadece elimizde belli kriterler var. Bu kuzular bu kriterlerin içindeyse spektrumun içinde olabileceği şüphesi taşıyoruz. Değilse spektrumun dışında diyebiliyoruz. Bu da tabii zaman içerisinde hem aileden aldığımız bilgiler hem de çocuğun gelişimini izleyerek karar verebileceğimiz bir şey. Yani gerçekten hem çok zor hekimler açısından da değerlendirmesi, aynı zamanda da tanıda gecikilmemesi gereken ve bir an önce rehabilitasyona başlanması gereken zor da bir süreç geçiriyor çocuklarımız bu arada. Otizm spektrum bozukluğu olan hastalarda kök hücre tedavisi konusunda ne gibi gelişmeler mevcut şu anda? Otizm spektrum bozukluğunda kök hücre terapisi aslında dünyada yaklaşık 20 yıldır çalışılan bir durum. Tabii ki bu konuda kesin bulgular olmadığı antitezleri de mevcut. Yapılan çalışmalar var, hayvan çalışmaları var. Özellikle otizm benzeri durumlara sokulan hayvanlarda yapılan çalışmalarda yüz güldürücü sonuçlar var. Tabii ki otizm gibi hassas bir alanda insan çalışmaları yapmak çok da kolay değil. Bu nedenle açıkçası kanıt düzeyi yavaş yavaş yükselen bir alan bunu söylemek lazım. Fakat bizim hocalarımızla birlikte 18 yılı aşkın süredir edinilen tecrübe şunu söylüyor. Otolog kök hücre çocuğun kendisinden elde edilen aktiflenmiş, uyandırılmış kök hücre terapisinin belli bölgelere özel patentli bize patentli bölgeler var bunlar. Enjeksiyonlarıyla çocukların tekrarlayan hareketlerinde azalma, yavaş yavaş konuşmaya başlama, kendine zarar verme eğiliminde azalma, çevresiyle iletişimde artma, uyumda ve komut takip etmekte artma gözlemliyoruz. Bunlar dediğim gibi hep subjektif ve ailelerden aldığımız geri bildirimlere yönelik ifadelerdir. Çünkü otizm gerçekten tek bir doğrusu olmayan bir şey.
Dönem dönem bağırsaklar suçlandı. Dönem dönem ağır metal yüklenmesinden bahsedildi. Birçok şey otizme sebep olabildiği söyleniyor. Ama bunların da hiçbirinin aslında %100 kanıtı yok. Yani şunu söylüyoruz, birçok faktör bir araya geliyor ve bir vesileyle otizm ortaya çıkıyor. Hatta annenin gebelik sırasında yaşadığı travmalarla bile ilişkilendirilmiş açıkçası bu durum. Dolayısıyla bizler hem kök hücre terapisiyle bütün bu alanlara içeriden nöromodeling, yani yeniden nöron bağlantılarının yeniden yapılandırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu başarmaya uğraşıyoruz. Aynı zamanda da kök hücre terapisinden sonra benzersiz bir protokol uygulayarak hem olası ağır metal hem olası bağırsak problemlerinin düzenlenmesiyle birlikte özel saplementler de gıda takviyeleri de önererek çocuğu bütüncül bir şekilde otizmin spektrumunun dışına almaya çalışıyoruz. Ben hep söylüyorum, herkesi benim oğlum gibi alıp bu tarafa koymak istiyorum. Dilerim bunu başarırız. Mümkün olduğunca çok kuzuya erişiriz, ulaşırız. Peki kök hücre tedavisinin yan etkileri veya herhangi bir riski mevcut mu? Açıkçası otolog bir işlem. Dolayısıyla bir risk beklemiyoruz. Bizler hekimler olarak Hipokrat'ın sözüne tabiyiz. Önce zarar verme. Biz diyoruz ki bu terapiden çocuğunuz hiç fayda görmeyebilir mi? Mümkün. Böyle bir ihtimal de mevcut. Fakat hiçbir zarar da görmeyecek diyoruz. Kendinden alındığı için hücreler, herhangi bir alerji, doku reddi gibi bir şey beklemiyoruz. Sadece işlem günü hafif sedatize ettiğimiz, yani hafif uyku verdiğimiz için işlem sırasında hiçbir şey hatırlamasın diye hafif sersemlik, bazen mide bulantısı yaşayabiliyor kuzularımız. Bu noktada kök hücrenin kendisiyle ilgili bir yan etki, herhangi bir olumsuz gelişme beklemiyoruz. Asena Hanım, çok hoş, çok güzel bilgiler. Bunlar için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben Kök hücre teşekkür ederim. tedavisine nasıl ulaşabiliriz? Tedavi süreci nasıl ilerler? Şöyle, ailelerimiz bize genellikle sosyal medya ya da telefonlarımız ya da bireysel olarak başvurabiliyorlar. Biz tabii az önce de söylediğim gibi bizden farklı diller konuşan hastalara da hitap ediyoruz. Kendi ülkelerinde doktorlarının koyduğu tanılar, değerlendirmeler bizim için önemli. Ayrıca bu kuzuların videolarını da istiyoruz. Kendi konseyimizde, ki bu konseyimizde kendi üniversitedeki hocalarımızla birlikte oluşturulan bir online konseyimizde çocuk ergen psikiyatrlarımız, çocuk nörologlarımız, çocuk hekimlerimiz, cerrahlarımızdan oluşan bir çalışma konseyimiz var. Bu konseyde bu kuzularımızın videolarını ve raporlarını değerlendiriyoruz. Otizm tanısı zaten konulduğu için bu çocuklarda ya da büyük oranda şüphe taşıdığını doktorları belirttiği için bizler de açıkçası bunları teyit etmiş oluyoruz ve kök hücreden ne kadar fayda görebileceği konusunda bir öngörüde bulunuyoruz. Az önce de söylediğim gibi bunda bir %100 kesin iyileşir. Zaten bu bir hastalık değil, bunu bilmek lazım. Bu bir bozukluk. Kesin iyi olur, bu tarafa geçer, otizmin spektrumun dışına çıkar demek doğru değil. Ama büyük başarı kaydedebilir, iyi bir gelişme sağlayabilir öngörüsünde bulunabiliyoruz. Bize ulaştıktan sonra bu değerlendirmelerden sonra ailelerimizi davet ediyoruz. Protokolümüz 3 gün. Dolayısıyla Türkiye'de 3 gün kalmaları yetiyor. 2 gün bahsettiğimiz bu uyandırma işlemini yapıyoruz. Dormant hücreleri, uyku fazındaki hücreleri aktiflemek adına kollarından aşı şeklinde bir enjeksiyon yapıyoruz. Bu 2 dakikalık bir işlemdir. 3. gün ise onları hafif uyutarak, hiçbir şekilde ailelerinin yanında yine uyutarak, travmatize etmeden, hiçbir şey hatırlatmadan kalça kemiklerinden aldığımız hücre biyopsisiyle, yani kemik iliği biyopsisiyle elde edilen hücre kokteylinden hocamız kök hücreleri ayrıştırıyor. Ortalama seanslarda 500 milyon ila 1 milyar civarında kök hücre elde edilebiliyor. Bu çocuğun kilosu, boyu, etnik kökeni birçok faktörden etkilenir. Ama şunu söylemek lazım, terapötik düzeyin en az 200 milyon ve üzerinde olduğunu söyleyen çalışmalar çoğunlukta. Dolayısıyla biz bunun birkaç katını uygulayabiliyoruz. Aynı gün içerisinde elde edilen kök hücreler de kuzuya enjekte edildikten sonra sadece o gün banyo yapmasın diyoruz. Bahsettiğim gibi hafif sersemlik hissedebilir. Kendine geldikten sonra da yine kliniğimizden taburcu edip gönderebiliyoruz. Asena Hanım, kök hücre tedavisi gören hastalarınızın hikayelerinden bazılarını bizimle paylaşmanız mümkün mü? Evet, kuzulardan bahsedeyim biraz. Ekibim de artık bana alıştı. Çocuklarımızın isimlerinden bahsederken mesela Matyas kuzu, işte King kuzu, Keegan kuzu gibi kuzular diye hitap edebiliyoruz. Şöyle anlatabilirim. Amerika'dan bir örneğimiz var. Kuzumuz Rosie bir kız çocuğu. Tipik otizm özellikleri taşıyor idi zaten.
tanı da almıştı. Özel bir okula gidiyordu Amerika'da. Özel eğitim alıyordu. Tabii gerginliği sebebiyle de iletişim kurma zorluğu nedeniyle de aile sıkıntı yaşıyordu. Rosie bize geldiğinde tabii bizi önce araştırdılar. Uzun süre konuştuk. Bu arada online görüşmeler yapıyoruz biz ailelerle. Bizi tanısınlar, yaptığımız işi çok iyi bilsinler istiyoruz. Çünkü ben bir hekim olarak hastanın çok iyi yapılacak her şeyi bilmesine fayda olduğunu düşünürüm. Rose annesiyle geldi. Tabii uçak yolculuğu uzun sürüyor malumunuz. Amerika'dan İstanbul'a gelirken Rosie bütün tabii kabin ekibi ve yolcularla birlikte çok gürültülü, sıkıntılı bir yolculuk geçirmiş. Annesini çimdiklemiş, bağırmış, tepinmiş. Gerçekten onlar da söylüyor. Kabin ekibi ve bütün yolcular son derece sabırlı bir şekilde Rosie'yi idare etmeye çalışmışlar. Rosie gerçekten çok gergin bir yolculuk geçirmiş. Zaten doğduğundan beri ilk yaptığı bir yolculuktu bu. Yani Rosie yolculuk yapamıyordu. Neyse Rosie'yi biz terapisini yaptık. Sosyal medyamızda da hatta ailemizle çektiğimiz bir röportajımız da var. Onları da yayınlamıştık sağ olsunlar kabul ettiler. Birkaç ay sonra 3 ay ya da zaten 3-6 ay bekleriz biz. 3 ay kadar sonraydı zannediyorum. Ben Facebook'tan Rosie'nin ailesiyle bir Avrupa turuna çıktığını gördüm ve hemen annesiyle iletişime geçtim. Tabii o aralarda biz mutlaka iletişimde kalıyoruz aileyle. Nasıl, iyi, kötü bize mutlaka bilgi verin. Biz de bu konuda yapabileceğimiz her desteği size verelim diye. Dedim nasıl uçtu? Vallahi dedi bütün Avrupa'yı gezdik uçakla. Yani Ya birçok yere çok güzel. gittik. Çok sakin, çok daha dingin. Eskiden iki öğretmen onunla ilgilenirken şimdi iki çocuğa bir öğretmen ve bir tanesi de Rosie olmak üzere daha sakin olduğunu söylüyor. Çok güzel. Dolayısıyla Rosie'nin Avrupa seyahati bize şunu anlattı. Gerçekten ömründe sadece bebekken bir yolculuğa çıktıktan sonra 8-9 yıl hiçbir yere gidememiş bir aile düşünün. Aile çocuklarını alıp Avrupa'da görmek istedikleri yerlere gidebildiler. Bu da Ve aile bunu için umut. Muazzam bir şey. Hep onu söylüyoruz. Burada bir %100 yok Ahmet Bey. Mesela bir kuzumuzdan bahsedebilirim. Bezli, 9 yaşında bir erkek. Hala bez taşıyor. Ve annesini kendisini yıkamasını bekleyen, televizyon seyretmekten korkan, tekrarlayan hareketleri çok olan, ellerini ısırmaktan ellerinde ciddi yaralar olan Makedonyalı bir kuzumuz daha vardı. Bu kuzu artık ellerini ısırmıyor. Güzel. Tuvalete gidiyor. Çok güzel. Yani bir korkuları var. Nasıl tabii bunu nitelendirmek çok kolay değil ama ayrıca bu aile köyde yaşıyor. Maalesef rehabilitasyona erişimleri de çok iyi değil. Ama bir sonraki konuşmalarımızda artık bu kuzunun gerçekten tuvaletinden rahatsız olduğunu, annesini alıp birkaç kez önce tuvalete götürdüğünü söyledi. Annesi sonra dedi ki ne olur üstüne düşün. Zaten çoğu bez taşır. Tuvalet eğitimleri biraz gecikir. Bu nedenle ailelerin de gerçekten bazen sabrı zorlanır. Koca koca çocukları temizlemek kolay değil. Evet. Ama bu kuzumuzun da artık kendi kendine tuvalete gitmesi, televizyonlu odaya girebilmesi, kendini ısırmaması gibi bazı olumlu yanıtlar aile için çok önemliydi, bizler için de. Yani bir %100'ü yok ama biz ailelerimizden aldığımız olumlu geri bildirimlerle ekstra mutlu oluyoruz. Sen Hanım, sen hastalık dediğimde siz beni düzeltmiştiniz. Bu bir hastalık değil, bir bozukluk demiştiniz. Bu konuyla ilgili aileler daha net anlayabilmesi için bir kez daha bunu ifade edebilir misiniz? Şöyle bize zaten gelen sorulardan biridir. Bu işte tedavi ediyor musunuz? Diyoruz ki bir hastalık olsa biz hekimler de bir ilacımız olsa emin olun bunu uygulardık. Ama otizm spektrum bozukluğu geniş bir yelpazede yer alan ve bazı kriterleri karşılayan çocukların içine alındığı bir şey gibi düşünün, yelpaze gibi düşünün. Otizm bir hastalık değil. Bu nedenle bir tedavi yönteminden bahsetmek doğru olmaz. Bizler bu yüzden terapiler diyoruz. Mesela detoksumuzu da biz ağır metal detoksu yaptırıyoruz. Ailelere öneriyoruz, ürünler veriyoruz. Ülkelerinde bulamazlarsa diye. Ben biraz garanticiyim bu konuda. Hepsini sağlayıp mümkün mertebe kullanmalarını rica ediyorum. Bağırsak sistemleri genelde bozuktur, etkilenir. Bir parazitin buna sebep olduğunu söyleyen hekimler vardır. Dünyada böyle ekoller de var. Bütün bunlar bir araya geliyor ve otizm bozukluk meydana geliyor. Yani bir hastalık diyemeyiz çünkü bu kuzuların aslında iletişim, sosyal etkileşim dışında zeka seviyelerinde ciddi bir problem hiçbir zaman gözlemlenmez.
kendilerini ifade edememe sıkıntısı yaşarlar. Dolayısıyla bir hastalık demek çok çok karşılamıyor. Ben de bunu duyduğum zaman dediğim gibi ben de bir aspergerli çocuk annesiyim. Bu nedenle de hep düzeltmeye gayret ediyorum. Çünkü bizim kuzularımız gerçekten bir bozukluk taşıyorlar. Belki onların dünyası onlara göre normal, bize göre farklı bilmiyoruz ama onlar dünyayı bizim gibi algılamıyor, burası kesin. Ve modern dünyanın kriterlerine göre biz buna bozukluk diyoruz. Böyle bir tanı konulan kuzumuzun annesi olarak siz böyle bir durumla karşılaşacak ailelere ne önerirsiniz? Bir kere çok zorlan, başta çok kabullenmesi zor bir şey. Bunu onlar gibi hissedebiliyorum. Yani hep uzaktan duyduğunuz bir şeyin, başkalarının çocuklarında duyduğunuz veya televizyonda gördüğünüz bir şeyin sizin çocuğunuza söylenmesi zaten bir şok etkisi de yaratıyor. Bunun ötesinde ben açıkçası hekim olmak üzereyken, tıp talebesiyken oğluma konulduğunda tanı ve kendi hocam tarafından, hani güven, doktora güvenmeyeceğim ama hoca benim hocam da üniversitede. Dolayısıyla önce yaşadığım şoktan sonra tabii ki hızlıca toparlanmaya çalıştım. Yani ne yapılacak? Tamam, bir şey var, hoca bunu söyledi. Bu bozukluk nasıl düzelir, düzelir mi, nedir diye hızlıca araştırmaya başladım. Eminim bütün aileler bunu yapıyor. Birçok şey duyuyor. Maalesef suistimali de çok açık bir alan. İşte birisi bir şeker veriyor, öbürü bir parazit temizliği yapıyor, başka biri okuyor. Bunların hepsi yapılabilir. Hiçbirine karşı değilim ama bu bir tek bir neden olmayan bir şey. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Ailelere de acizane benim tavsiyem, hızlı bir şekilde ilk şoku atlatıp toparlamak lazım. Ne yapmamız gerekiyor? Çünkü bu evlat bizim, bu kuzu bizim, bizim evladımız. Nedir? İnsan her anne baba gibi bizden sonra çocuklarımızın hayatını kendi idame ettirsin, yaşamlarını devam ettirsinler, değil mi? Soyumuz sürsün isteriz. Bu kuzularından da beklentimiz bu olmalı. Dolayısıyla yapılabilecek, dediğim gibi suistimale çok açık, iyi araştırmak lazım. Ama şoku çabuk atlatmak ve hızlı kabullenmek lazım. Eğer böyle bir şey var ise hızlıca çözüme gitmek. Yani ne yapılması gerekiyorsa rehabilitasyon, ergoterapi, konuşma terapisi, kök hücre terapisi bunlar bir bütündür. Tek birini yapmakla çocuğun spektrumundaki durumu hafifletmek yetmeyebilir. Dolayısıyla bütüncül değerlendirmek lazım. Ben bunu yaptım. Sadece bakın hiç faydası olmadı dememek de lazım. Gerçekten birden fazla bileşeni olan bir denklem bu çünkü. Peki bunun anne karnından veya anne karnı öncesinde bir önlemi var mı? Böyle bir önlem alma şansları var mı? Şöyle söyleniyor. Yani tabii bunların hepsi teori düzeyinde. Annenin gebelik sırasında bir travmaya, ölüm, kaybı, ayrılık gibi belli travmalara maruz kalması bu durumu tetiklediğini söylüyorlar. Annenin bu hocalarımızın ve kongrelerde çok konuşulur. Gebelik sırasında cep telefonunu çok fazla kullanması, onunla yatıp onunla kalkması açıkçası biraz suçlanıyor. Annenin çok fazla ekran maruziyeti gebelik sırasında suçlanıyor. Fakat şimdi her tanı alan çocuk anne ve babası şey yapar. Biz ne yaptık da bu çocuk böyle oldu kaygısını birkaç gün yaşarız biz bunu. Biz bir şey mi yaptık? Gebelikte ben şunu mu yaptım? Şunu yemiştim, bunu içmiştim. Acaba bundan mı oldu? Bu kaygıya düşmemek lazım. Evet, bunlar suçlanıyor. Annenin travmaları, işte annenin ölüm, kayıp gibi sıkıntılar yaşaması tetikleyebildiği söyleniyor. Dediğim gibi ekran bağımlılığı yine söyleniyor ama babadan kaynaklı bazı genetik bozuklukların otizmde tezahür etme ihtimali de var. Bazı genetik bozuklukların, bozukluk demeyelim, mutasyonların yani babada herhangi bir problem, herhangi bir normal dışı bir durum söz konusu değil. Baba sağlıklı fakat belli kromozom mutasyonlarının aktardığı çocuğunda otizm benzeri bulgulara neden olduğuna dair çalışmalar var. Yani diyeceğim o ki çok rahat gebelikler geçirmeli. Çok fazla ekran maruziyeti, telefondan uzak durmalı. Fakat bunlar da sadece bunlar da yeterli olmayabilir. Bu noktada biraz da tevekkül
zannediyorum olacağı oluyor. Ama bir süreç tetikleniyor ve bunu nasıl tetiklendiğini zaten bilmiyoruz. Keşke bilsek, o noktada hemen keserdik, bir daha da yapmazdık. Çok teşekkür ediyorum Asena Hanım. Son olarak izleyicilerimize kök hücre tedavisi hakkında vermek istediğiniz, belki de sormayı unuttuğum bir soru ya da vermek istediğiniz bir bilgi var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Sizinle tanışmamız bence tesadüf değildi. Gerçekten bu noktada uyguladığımız terapi sırasında sizinle tanıştık. Kuzularımızı da gördünüz orada. Açıkçası dilerim ben de anlatabilmişimdir. Seyircilerimiz bu konuda yine soracakları soru olursa bize her zaman ulaşabilirler diledikleri zaman, ama ben şey diyorum, umudu hiç kaybetmeyeceğiz. Çocuklarımız bizim. Dolayısıyla onlar için elimizden geleni nasıl yapıyorsak, spektrumun içinde ya da dışında fark etmez, elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Ümit var olacağız ve kuzularımızla inşallah, diyorum ya, ne kadar çok kuzu spektrum dışında olursa modern dünyada bizim için o kadar mutluluk verici olacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan Asena Hanım. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Asena Hanım'ın ve kliniğinin bilgilerini aşağıda paylaşacağım. Asena Hanım'a sosyal medya hesaplarından veya iletişim numaralarından kendisine ulaşmanız mümkün. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kızım da bu arada buraya gelmiş bulundu. Siz de kızımı da görmüş oldunuz. Doktorum TV YouTube kanalını takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram hesaplarımızı da paylaşacağım. Oradan da Instagram hesaplarımızı, sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.